Sevgili halkım, bu seçimin ilk turunda korkunç iftiralar, yalanlar, montajlar gördük. Erdoğan mert bir rakip olamadı. Önüme çıkamadı. Hala da çıkamıyor. Peki Erdoğan'ı en çok destek verenler kimler biliyor musunuz? Avrupalılar. Güya dergilerinde ona karşı yazılar yazdılar. PKK'yı konuşturdular. Unutmayın, PKK'nın yularının bir ucu hep Avrupa istihbaratının elindedir. Bu Avrupa ve PKK bilmez mi? Onlar her konuştuklarında Erdoğan'a desteğin artacağını. Elbette bilirler. Bilerek manipüle ettiler milletimizi. Bilerek ters psikoloji yaratmaya çalıştılar. PKK'yı da onlar konuşturdular. Seni burada barındırmam, konuşacaksın dediler PKK'ya. Konuşturdular. Onlar da konuştu. Çünkü Erdoğan kalsın istiyorlar. Çünkü Erdoğan kalırsa kaçaklar ve sığınmacılar da kalacak. Erdoğan onlar için satın alınabilir biri. Verirsin parasını, satar her şeyi. Satar ülkesini, satar toprağını. Verirsin parasını, 10 milyon daha kaçağı alır ülkemize. Onlar için Türkiye artık sadece bir toprak parçası, bir depo, sığınmacı yığınlarını atabilecekleri bir yer. Bir devlet gibi görmüyorlar bizi. Bize devlet muamelesi yapmayı çoktan bıraktılar. Onun için bu oyunu oynadılar. Erdoğan kalsın. Bu ülke, bu ulus yok olsun. Ama Erdoğan mutlaka kalsın. Erdoğan gençleri de manipüle etti. Güya cehennemin kapılarını kapayacak, sureti muhalefetten görünen piyonları sürdü piyasaya. Ama artık her şey bitti. Her şey aslına rücu etti. Artık her şey gün gibi ortada. Herkesin ne mal olduğu da artık ortada. Kimse yalan söylemeyecek. Gençleri manipüle edemeyecek. Gençler ilk turda kimin manipüle ettiğini gördüler. İkinci tura bu kez sıfırdan başlıyoruz. Tüm maskeler düştü. Artık en gerçek hallerimizle seçime gidiyoruz. Bu artık bir seçim değil. Bir referandum. Peki neyin referandumu? Erdoğan'la devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz referandumu? 10 değil, 30 milyon kaçağın yaşadığı bir Türkiye istiyor muyuz referandumu? Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan zihniyete müsaade edecek miyiz referandumu? Terörle mücadele ettiğini söyleyip anayasanın ilk 4 maddesine göz koyanlara dur diyecek miyiz referandumu? En ufak tehdide boyun eğip kendi vatan toprağını teröristlere teslim edenleri onaylayacak mıyız referandumu? Depremde o canlara, çadır satanları, kan satanları affedecek miyiz referandumu? Enflasyon yükselsin mi? Ocağımıza incir ağacı dikilsin mi? Dolar 30 liraya, peynir 300 liraya çıksın mı referandumu? Bankacılık sistemi dinamitlensin. İnsanlarımız bankadan nakit avans çekemeyecek duruma düşsün mü referandumu? Gençlerimiz işsizliğe, güçsüzlüğe mahkum olsun mu referandumu? Emeklilerimizin kaderi sefalet mi olsun referandumu? Sevgili milletim, açık konuşacağım. Bu artık vatanını sevme veya sevmeme meselesi. Kuyruklu iftiralara inanma ya da inanmama meselesi. Gerçek vatanseverlerin kim olduğunu görme meselesi. Eğer sen de benim gibi vatanını gerçekten seviyorsan senin oyunu istiyorum. Göreceksin. Buna asla pişman olmayacaksın. Ben de hayatını sadece devleti ve milleti için harcamış biri olarak bu vatan için adaletin ve ahlakın iktidarını kurup cehennemin ve kötülüğün bütün kapılarını ilelebet kapatacağım. Sanki bizim dertlerimiz yetmiyormuş gibi 2 milyon 200 bin Suriyeli geldi. Gencecik fidan gibi Suriyeliler geziyorlar. Yine ben söylüyorum, Nisan 2017. Bizim gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı el baba göndereceğiz. Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacak. Bu benim vicdanıma dokunuyor. Kendi ülkeni seviyorsan git kardeşim, mücadele ise mücadeleni yap kendi ülkende. Geliyorsun Türkiye'ye. Oradan geliyorsun. Çocuk olsan anlarım. Kadın olsan anlarım. Kaçtın geldin derim.
Ve biz kendi evlatlarımızı gönderiyoruz. Evlatlarımız şehit ediliyor. Yetki vereceksiniz. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyelileri kendi topraklarına göndereceğim. Oturacağız, konuşacağız. Suriye yönetimiyle oturacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Bizim Hatay'ın dokusu değişti. Kilis'te Suriyeli nüfusu bizim nüfusumuzu aştı. Akıl alacak şey değil. Hiç meraklanmayın. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Size sözüm söz, bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz. Defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar, hudut namustur der. Egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. O çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur. Sefer söyledim. Bir daha söyleyeyim. 100 sefer söyledim. Bir daha söyleyeyim. Meydanlarda söyledim. Televizyonlarda söyledim. Gazetelerde söyledim. Her yerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, El-Nusra'nın. Sen hala El-Nusra terör örgütü müdür değil midir? Söyleyemiyorsun. Ben merak ediyorum. FETÖ. Ya düne kadar FETÖ ile siz kol kola gezmiyor muydunuz? Birlikte değil miydiniz? Soruyorlardı. Ne istediniz de vermedik. Onlar ne istediler, sen neleri verdin arkadaş? Bir çık açıkla. Daha henüz açıklamış değil. Kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Her türlü terörün Allah bin belasını versin. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK'yla miting yaptıysa Allah belasını versin. Fethullah Gülen'le oturup konuşmadım. Beraber fotoğraf çektirmedim. Aynı menzile gidiyoruz diye demeç vermedim. Ey Fethullah Gülen, ne olursun Amerika'dan gel, elini ayağını öpeyim diye demeçler vermedim. Fethullah Gülen'e gidip aman ne olursun beni buraya müsteşar atayın diye yalvarmadım. Emniyeti Fethullah Gülen'e ben teslim etmedim, onlar teslim ettiler. Anayasa referandumunda Fethullah Gülen'le işbirliği yapan ben miydim, onlar mıydı? Ben karşıydım, onlar savunuyorlardı. Oraya milletvekillerini gönderip el etek öptüren ben miydim, onlar mıydı? Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine mesela PKK demez. Bölücü terör örgütü der. Biz de öyle deriz. Biz bölücü terör örgütü dediğimiz zaman vay efendim siz neden PKK demiyorsunuz? Ya arkadaş ben terör örgütünün reklamını yapmak zorunda mıyım? Meşru bir organ, gayrimeşru bir organla masaya oturur mu? Terörle, teröristle oturacaksın masaya, sonra kalkacaksın CHP'yi suçlayacaksın. Aklını alacağı şey değil.